çıraları ayıklıyorken yaydığı o inanılmaz kokuyu sizin de duymanızı isterdim. Katranın birikeceği küçük metal kutuyu toprağın içerisinde yanlarını iyice destekleyerek sabitliyorum. Çıraları koyacağım metal kutunun dibine sadece küçük bir delik açıyorum. Daha sonra küçük parçalara ayırdığım bu çıraları içine çatarak yerleştiriyorum. Kapağını hava almayacak şekilde kapatınca bundan sonra yapılacak tek iş içi çıra dolu metal kabın etrafında ve üzerinde ateş yakmak. Bu ateş 1,5-2 saat kadar hiç durmadan yanmalı. Bu gördüğünüz inanılmaz bir malzeme. Atalarımız bunu hayvan yağıyla karıştırarak cilt hastalıklarına karşı kullanmışlar. Bunu yapıştırıcı olarak da kullanıyoruz. Bununla aynı zamanda açık yaralara da iyileştirici malzeme olarak da kullanmışlar. Ama şimdi ben de bunu ağaçlarımı koruyabilmek için reçinenin özünü yani katranı çıkardım. Ve bu katranla ağacın üzerine fırçayla süreceğim ve ağacın içine işlemesini sağlayacağım. İnanılmaz malzeme. Katranı iyi sürüp yedirebilmek için güzel bir fırçaya ihtiyacım var. Doğal yöntemlerle yine güzel fırça yapılabilir. Kendi doğaçlama, daha doğrusu ikinci kez deneyeceğim bu tekniği. Tekniğimi, yöntemimi kullanarak yabani fındık ağacından, her zaman kullandığım fındık ağacı, lifli bir ağaç, dış kabuğu ve iç gövdeye doğru, bakın şöyle. Bundan bir fırça yapmaya çalışacağım. Düz olarak şu kısmını kullanabilirim. Önce iki taraftan keselim onu. Bunu şimdi buradan bağlamak için yine doğadan elde ettiğim bir söğüt ağacının iç kılıfını kömür tozuyla kaynatıp daha önce bunu göstermiştim zaten. Şu pozisyonda sağlam lifli dokusu sağlam hale getirdim. Bunu biraz ısıtalım. Şöyle. Ve bir kere sağlamlaştıralım. İçinde bir parça odunu kalmış. Onu çıkardım.
Buna da bir camadan düğümü şöyle. Hop. Mis gibi. Şimdi fırçanın uç kısmını eşit hale getirelim. Samsun'da hala ayakta çürümeden kalmayı başarmış, Türklerin çandı tekniğiyle yaptığı o ahşap Bekdemir Camii'nin bu kadar yaşamasının sırrı nedir biliyor musunuz? İşte bu kök katranı. Hiçbir suni koruyucu bir ahşabı bu kadar süre korumayacaktır. İnanılmaz bir şey. Savaş yıllarında koruma, iyileştirme maksadının dışında patlayıcı yapımında da kullanmışız bu katranı.